Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi daha çekimin sabah erken saatlerindeyiz. O yüzden dedik ki şöyle sabah kahvemizin, çayımızın yanına böyle misler gibi bir poğaça mı yapsak? Batuhan dedi ki zeytinli yapalım. Ben dedim ki kim zeytinli yer? O zaman sade yapalım dedik. Bir de kaşarlı yapalım dedik. Ama kaşarlı da hoşuma gitmedi. Dil peynirli yapacağız. Velhasıl bugün sizlere artık sizi pastane poğaçasına... Mahrum bırak hocam. Mahrum değil abi o. Mahrum bırak hocam. Hayır, maruz. Maruz, aynen. Mağrur mu? Hayır, mağrur. Muhtaç. Benim aradığım kelime muhtaçtı. Maruz da güzeldi. Mağrur şeyler. Muhtar. Pastane poğaçasına... Mumla atış. Sizleri pastane poğaçasına muhtaç etmeyecek, kendi evinizde yapabileceğiniz çok daha lezzetli, pofur pofur sıcacık poğaçalar yapacağız. Pofur pofur derken işte yumuş yani. Bu gördüğünüz şahane ev poğaçalarını izlemeden evvel videoyu beğenebilirseniz ve abone olabilirseniz en baştan bunları halledebilirsek çok mutlu oluruz. Şu an videonun sonundan başındaki Burcu'ya sesleniyorum. Merhaba videonun başındaki Burcu. Neyse işte sonuç olarak Batuhan zeytinli poğaça istedi. Şimdi zeytinli poğaça sevenlere bir şey demek istemiyorum. Zeytin ben de severim ama zeytinli poğaça bir insan nasıl ilk tercih olabilir? O da işte garip bir insan. Peynirli poğaça senin ihtiyacın mıdır? Evet. Peynirli poğaça benim ilk ihtiyacım değil. İlk tercih dedim ama ben ihtiyaç demedim ki. Hayır, ilk tercih dedim. Hadi gene bir daha, bir yemek daha. Evet. İlk tercih dedim. İhtiyaç dedin ya, bu hala ihtiyaç diyor. Neyse uzatmıyorum, başlıyorum hadi. Şimdi poğaça yaparken önce hemen şundan bahsedeyim. Mayalı poğaça yapacağız. Mayasız poğaça da yapabilirsiniz. Bunun içine maya koymayıp, mayalandırmayıp yine hamuru dinlendirip de yapabilirsiniz. Ama mayalı olduğu zaman tabii ki daha pof pof poğaçalar elde ediyoruz. Sizin vaktinize bağlı. Mayalandırma vaktiniz yoksa mayasız da bu ölçüyü aynısını mayasız da yapabilirsiniz. Onun dışında içinde iki çeşit yağ kullanıyorum. Hem sıvı yağ hafif nem versin diye hem de tereyağı lezzet versin diye. Biz tereyağı çok seviyoruz ve böyle kıyır kıyır ağza tereyağı tadı bence hamur işlerinde benim aradığım lezzetlerden biri. Ama siz margarine çevirebilirsiniz eğer ben margarine yapayım diyorsanız. Su bardağı ölçülerimle başlıyorum. Önden sıvıları karıştıracağım. Ondan sonra unu koyacağım. Aldığı kadar un gibi yine size bir ölçü vereceğim de. Yarım bardak 100 ml zeytinyağım var. 2 tane orta boy yumurtam var. Yumurtanız büyük boysa bir adet yumurta kullanın. Yani bu orta boy bile değil çünkü tarttık bayağı bir küçüktü. Böyle 75 gram civarı yumurta bizim işimizi görür yani 60-70 arası. O çok önemli değil. 1,5 yemek kaşığı şeker. Yoğurt koyuyorum. 3-4 yemek kaşığı fark etmez. Bir paket instant maya koyuyorum. 150 gram tereyağım var. O da sıcaklığına gelmiş. Bir de bir bardak ılık su. 200 mililitre. Suyu niye bundan aldım? Çünkü bunu da ılıttım. Bunları birazcık yumuşatıyorum. ASMR mıydı neydi? Onlardan mı yapsak acaba bu sesleri? Buradan sonra 5 dakika boyunca böyle konuşacağım. Neyse şaka bir yana artık un koyalım. Ben önce 4 su bardağı unla başlıyorum. Daha tuzu koymadım ama 5,5 su bardağı gibi gider gibi düşünüyorum ben. Şimdi tuzumuzu ekleyeceğim. 1 çay kaşığı dolusu tuz. Bir bardak daha ekliyorum. 5. bardağı. Hoppa. Çok katı bir hamur istemiyoruz. O yüzden unu temkinli eklemekte fayda var. Kulak memesi kıvamı dediğimiz kıvamla hareket etmemiz gerekecek. Bunu mesela Amerikan yapıyor olsaydın nasıl bir tabiri var kulak memesi? Amerikan tariflerinde ben hiç earlobe diye bir şey duymadım. Tamam onu soruyorum karşı. Yani normalde hakikaten düşünsene yemek tarifi verirken kimse kulaktan bahsetmez aslında ama bizim hiç umurumuzda değil. Şimdi hamurumuz biraz toparlandı. Ben bunu tezgaha alıyorum. Tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. İçini iyice temizliyorum. Neden hiç ziyan etmeyeyim? Bir ikincisi bulaşık çıkmasın. Bunun içine mayalandıracağım. Ne var? Bir yarım bardak daha koyuyorum. İyice yoğurmak lazım. Hiç bunun şakası yok. Bir 5 dakika yoğuracağım. Döndüre döndüre alıp gidiyorum. Pürüzsüz hamur elde etmek çok önemli. Kaseme birazcık un serptim. Hamuru kaseye aldım. Mayalandırıyorum bir 40 dakika civarı ön mayalandırmayı yapacağız. Ondan sonra görüşürüz. Mayalandı. Pup pup. Şimdi şekil verip tekrar tepside mayalandıracağız. Bu arada ne kadar mayalandı? 45 dakika 1 saat. 45 dakika mayalandı. Hoppa buraya aldım. Çok azıcık unlayıp hafif bir yoğurma yapacağım. Gazı çıksın diye. Bu arada hamur şahane.
Bundan biz ne kadarlık poğaçalar? Ya bu arada sizin kendi istiyorsanız küçük top top yapın, istiyorsanız daha büyük hani şöyle pastane usulü yapalım. Biraz daha kabaracağını da göz önünde bulundurarak ben bundan 15 tane falan çıkarmayı düşünüyorum açıkçası. Ne oldu ya, ben anlamadım. Bir şey yok, ben bunları yuvarlayıp böyle tık tık dörde bölüyorum işte. Yani aşağı yukarı aynı boyutlarda yapmanın önemi nedir? Aynı sürede pişmesi. Kenara aldım, bunları sonra yuvarlayacağım. Bu arada önce mayalandıracağım, ondan sonra şey yapacağım, yumurtalayacağım üstünü. Bir de böyle çatalla izde versek mi ya? Şöyle kesiklerini alta aldım. Şöyle vurdum. Böyle tezgahta yuvarlıyorum. Ne kadar? Şimdi benim elimin biraz büyük olduğunu düşünerek 3 parmak çapında bir yuvarlak yaptım diyebilirim. Tezgaha atıp şöyle elinizle yuvarladığınız zaman ister istemez bütün kesikler aşağıda birleşiyor. Ve üzeri düzgün bir yuvarlak oluyor. Niye kesikleri altta biriktiriyoruz? Bu şimdi kabaracak. Eğer kesikler yukarıda kalırsa yukarıdan patlar. Kesik dediğim şey de işte hani hamuru birleştirdiğimiz nokta. O yüzden mümkün olunca onları alta alıyoruz ki patlama yapamasın. Ya da işte bütün hamuru böyle bir top yaptık. Elinizde bile yuvarlayıp. Arkadaşlar Batuhan'ın yorumu üzerine birazcık büyük olduğunu iddia etti. O yüzden 12'ye bölmüştük kolaylık olsun diye ama şu an 14 poğaça çıkaracağım, haberiniz olsun. 3, 6, 9. 9. Ulan 15 dedik ya. Ha gençler. Ben zaten 12 dediğimde yanlış matematik hesabı yaptım. 4 tane yuvarlığa 4'e bölüp 12 buldum ben. Evet, matematik hesabımız sıkıntılı oldu. 16 tane poğaça çıkarıyorduk. Batuhan büyük dedi diye 18 oldu. Ben iktisat mezunuyum arkadaşlar. Ama ben 3 zannettim. Yani 4 ile 4'ü çarpıp 12 bulmadım Allah'ıma şükür. 4 ile 3'ü çarpılacak zannettim. Şşşt! Şöyle dil peyniri koyuyoruz içine. Bu peynirli tepsi. Peynirli yapmak için şunları şöyle bastırıyorum. Şöyle peynir göz kararı eklemeci. Bunları böyle koyduk ya. Azıcık üstlerine şöyle hafif 3 parmağımla bastırıyorum. Çok kabarırlar yoksa hafif bastırıyorum, zaten mayalanacak. Tam top halinde değil de birazcık silindir halinde olursa daha poğaçaya benzeyecektir yani. Evet arkadaşlar, mayalanmamız tamamlandı. Şimdi bunları iki tepsi olarak fırına atacağım. 180 derece alt üst ayarda fırını açtım. Şöyle yapacağım. Üsttekinin tabii ki üstü daha erken kızaracak. Üstü kızarınca bir alt üst yapacağım. Siz de iki tepsi çıktığı için öyle yaparsınız. Şimdi burada iki yumurta sarım var. Bunların içine azıcık su koydum. Suyla açıyorum ve üstlerine 1000 fırça darbesiyle süreceğim. Çatalla çıt çıt artı şekli veriyorum, bak bak bak. Tatatam 180 derece önden ısıtılmış, atıyorum. Çıkışta görüşürüz. Bir dakika, hoppa. Bu kadar gidecek yerim yok, buradan Batuhan'a vereceğim. Arkadaşlar yarım saat pişti. Alt üst yaptık. Çok sıcak şu an. Hakikaten fırından çıkardık. Demin elimi yaktım. Böyle ekmek gibi açıp göstermek istiyorum. Nasıl yapsak, senin elin yanmaz yapabilir misin? Yanarsa yansın. Yiyelim. Yanarsa fırlatırım yani. Böyle bu arada çok açım. Yememiz lazım. Uf. Tamam, daha fazla gösteremeyeceğim ama. Tamam. Azıcık daha tuzlu olabilir miymiş? Belki de tam bir çay kaşığı koyamadım ben. Ben göz kararı attım. Benim hatamdır. Bir çay kaşığı buna uygun. Tuzlu seven biraz daha koyabilir belki. Hamurun tuzuna bakın. Güzel ama. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Peynirliğe de bakalım. Onu biraz tehlikeli bir kadar. Elini akarsa peynir canı sıkılır. Sıkılır ama keşke aksa. Boğ değil ya. Dışına taşıyordu ya, ben görmüştüm. Evet. Onda peynir yok. Evet, bir tane peynirsiz kaçmış. Ben tabii ki onu buldum ya. Wow. Birebir ölçüyü yaptım, her şeyi anlattım. Yani yapın bunu. Daha düşük ısılarda biliyorsunuz daha yavaş mayalanma oluyor. Hamuru gecesinden yapıp buzdolabına atıp gündüz sadece bu tepside şekil verdikten sonra mayalandırıp 15 dakikada pıt fırına atabilirsiniz. Buyurunuz, poğaça tarifiniz. Afiyetle yiyin. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen, hala abone olmayan bir sürü insan var izleyip, abone olursanız biz de mutlu olmuş oluruz. Atladığım noktalar varsa sorarsanız yazarım. Başka bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Görüşürüz.